Diyarbakır Batman Seferi bu kez kitap kurdu öğrenciler için yola çıktı. Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi 11B sınıfı öğrencileri okuma alışkanlığı konusunda farkındalığı artırmak için Raylardan Kitapların Kalbine Seyahat adlı projeye imza attı. Sabahın erken saatlerinde Diyarbakır Garı'na giderek peronlarda tren bekleyen öğrenciler daha sonra bindikleri trenin kompartmanlarında ve koridorlarında kitap okudu. Öğrencilerin amacı toplu taşıma alanlarında kitap okuma alışkanlığını aşılamak. Etkinliğin organizatörü öğrenciler arasında yer alan Şerife'ye göre yolculukta harcanan süreyi verimli geçirmenin sırrı kitaplar. Günümüz problemi olan yol problemi, yani büyüyen bir ülke olduğumuz için şehirlerimiz de büyüyor. Bu yüzden bizim yollarda geçirdiğimiz vakit de artmaktadır. Peki bu vakti neden verimli geçirmiyoruz? Biz bunu düşündük. Bu vakit verimli hale getirebilmek için de kitap okuma etkinliğini biz genel olarak toplu taşımaya da taşımak istiyoruz. Öğrencilere bu yolculuğunda edebiyat öğretmeni Kemal Yalçın da eşlik ediyor. Öğrencilerimiz hayat monotonluğundan, sıkıcılığından şikayet ediyorlardı. Yani hayatı renklendirmenin birçok yolu var dedik. Bunda en güzeli kitap okumaktır. Kitap okumayı da hani okulla, evle, başka yerlerle sınırlandırmayıp her yerde yapabileceğimizi düşündük. Bunu gösterelim dedik. Bir farkındalık oluşturalım dedik. Öğrenciler kitap sevgisinden yola çıkarak başlattıkları projenin başarılı olacağından emin. Ben Stephen Zweig'in Clarice kitabını okuyorum. Olumlu bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Çünkü kitap okumayı bir de trende yapmak güzel olur diye düşünüyorum. Bizim fikrimiz de iyi olacağına inanıyorum. Projeye veliler de destek veriyor. Böyle güzel bir etkinlikti. Kızım böyle bir şey söyleyince baba işte bizimle birlikte katılır mısın dedi bu kitap okuma etkinliğine. Yani şu etkinlik çok başka bir şey. Yani belki dünyada ilk değildir ama bence birçok Diyarbakır için zaten birçok noktada ilktir. Tren yolculuğunda babası ile birlikte kitap okuyan Serap her yerde kitap okumanın mümkün olduğunu göstermek istediklerini söylüyor. Çoğu şehirde böyle bir etkinlik düzenlenmiyor ve biz bir sosyal okuluz sonuç olarak bunu yapmamız gerekiyordu. Amacımız sadece bir farkındalık oluşturmak ve hani kitap okumak gibi güzel bir etkinliğin böyle bir yerde yapılacağını anlatmak. Kitap okumanın sadece dört duvar arasında yapılmayacağına inanan öğrenciler projelerini başka şehirlere de taşımak istiyor. Diyarbakırlı öğrenciler tren rayları üzerinde kitapların kalbine yaptıkları yolculukla dünyanın başka köşelerine de ulaşmanın hayalini kuruyor.